Yıldız Holding sunar. Sanat hayatının bugünkü konuğu Ekber Yeşilyurt. Sanatçı, kültür insanı, halk bilimci, ulusal kanal izleyicileri onu tanıyorlar. Hoş geldiniz. Günaydın, günaydın. Hoş sizi, bulduk. Sizi Türkiye'm tanıyor. Bir ömrü verdiğiniz emeklerin kalbinde tekelimiz vardı. Tekel, kurum olarak. Ve siz orada kültür, sanatla ilgili yürütülen faaliyetlerin merkezindeydiniz. Evet. Sanatçı kişiliğinizde vardınız, jürilerde vardınız, yapılan etkinlikleri seçmede vardınız. Çizgi ve renk olarak olmanın yanında düşünsel boyutlarla da halk bilimcisiniz siz. Evet. Halk bilimi Türkiye'den bakıldığında sizin neler yaptığınızı programımızın süresini biliyorsunuz. Daha önce de paylaştık. Evet. Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde çok güzel sohbetlerimiz de oldu, sergilerde evet, olduk. Ederim. Halk bilimine nasıl baktığınızı ve neler yaptığınızı bize kısa başlıklarla koyar mısınız? Tabii. Radyo yayınımızdan ve canlı yayından, ulusal kanaldan izleyicilerimiz bir kere daha derli toplu görsünler. Önce ben size çok teşekkür ediyorum. Kültür, sanata ve Türkiye'nin değerlerine yer verdiğiniz için bu programda. Ulusal kanal olarak bundan 20 sene önce burada daha civan halimizde, genç halimizde beraber olmuştuk. O zamandan bu zamana çok zaman geçmedi. Aynı yerde duruyoruz biz. Ben teşekkür ediyorum yine bana o anları yaşattınız. Şimdi efendim halk bilimi deyince halk bilimi zaten halkın içinden gelen folklorumuzdur. Folk, halk, lör, bilgi. Folklor, halk bilimi anlamına geliyor. Türk folkloru da dünyada en kökeni olan ve en sağlam temellere dayalı, halen bu kadar dış güçlerin baskısına nazaran kendisini koruyabilen ve gelecek nesillere de bunu aktarabilen kişiler ve gençler olduğu müddetçe bu devam edecektir. Maalesef ki iletişim çağı hızla yayılıyor. Yani elimizdeki şu telefon olsun, medya olsun, dış güçlerden bir baskı vardır. Yani bir toplumu eğer yıkmak istiyorsanız önce halk bilimini ortadan kaldıracaksınız. Yani kültür, gelenek var olan kültürel değerlerini, sanatsal değerlerini, tarihi geçmişini ortadan kaldırmak gerekir diye bir şiar edinmişler. Bunu yapamadılar, yapmaya çok çalıştılar. Bunu gerek baskılarla, gerek güzel medya kültür medya yayınlarıyla yapmaya çalıştılar ama yıkamadılar. Şimdi halk bilimi deyince ben gelenek, görenek diyorum. Bir de sanatı da içine alıyorum. Halk sanatı da vardır tabii. Şimdi sofra sanatından başlayın. Sofra sanatı dediğimiz zaman ülkemiz o kadar geniş bir sofra sanatına sahip ki. Yani orada yediğimiz yemeklerin Türkiye'de baksan dünyanın bütün yemeklerini saysanız bizim Türkiye'deki bir yöreye ait olabilir. Bunun önce ne olduğunu, nasıl olduğuna şöyle bakabiliriz. Türk bir ırk tanımı değil, Türk bir kültür tanımı. O Asya'nın ortalarından Türk yaptım diyor, Türkleştirdim diyor. Devlet geleneği, üretimle ilgili var etme geleneği, karızları yapmak, 5000 kilometre o dağlardan suyu çürütmeden getirmek, tarım ve turfan bölgesinde tarım yapmak. Tarım bölgesinden oradan tabii, geliyor. Tabii. Turfanda sebze meyve oradan geliyor. Bir kültür, bir para, gök Türk'ü, para bulunduğunda
devlet görüyoruz orada. Bütün bunlar imparatorluklar coğrafyasının adı Türk ve bugün Türkiye bu büyük kültürel coğrafya. Sizin söylediklerinize ihtiyaç duydum bunları söylemeye. Teşekkür ederim. Haklısınız. Şöyle ki bugün dünya Türk kelimesinden, Türk adından korkuyor. Maalesef korkuyor artık. Neden diyeceksiniz? Çünkü Atatürk'ün bir sözü vardır. Atatürk diyor ki Türk demekten, ne mutlu Türk'üm demekten korkmayın diyor. Ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Şimdi artık bu anlayışla bütün dünya Türkleri, bilhassa bu komünizm yıkıldıktan sonra Türk dünyası uyandı. Bakın geçen televizyonda Azerbaycan'da bir milletvekili dahi Azeri demeyin dedi bize. Biz Azeri Türk, Azerbaycan Türküyüz dedi. Şimdi o Türk kelimesini artık bütün Orta Asya'da ki eski Türk boyları ve böyle parçalanan o Türk boyları artık Türk kelimesini rahatlıkla kullanıyor ve söylemekten de mutluluk duyuyorlar. Evet, biz hep 1071 Malazgirt vurgusuyla geliriz ki önemli bir tarihtir o. Çok önemlidir. Ama ondan önce gelen boylar da var. Ta Adriyatik kıyılarına kadar Karadeniz'in kuzeyinden ve güneyden gelen bu topraklara, Anadolu'ya gelenler geldiklerinde var olanla kaynaşmadılar mı? Kültür bu değil midir? Almak ve vermek, iç içe geçmek ve çoğalmak değil midir? Evet. Evet. Şimdi... Saf hal var mıdır? Saf kendi o. Karışarak gelinir. İnsanlık ailesine katkı yapılır ve alınır ondan. Şimdi biz çok eskiye gidersek, yani Adem'le Havva'dan olduk. Yani bütün dini kitaplara da bakarsanız, Adem'le Havva'dan dünyaya geldiyse insanlar hepsi kardeştir. Ama bu kardeşliği tabii zaman içerisinde şeytani fikirler bölmüş, parçalamıştır. Ama şöyle, bu çağda baktığımız zaman eskiden Türk tarihini çok kısa dönemlerde bir döngü içerisinde tutuyorlardı tarihçiler. Oysa bizim ülkemizde yapılan kazılarda mesela Göbekli Tepe'de 11 bin, 12 bin yıl öteye gitti. Tarihin başlangıcı değil. Tarihin başlangıcı. Tarih yeniden yazılıyor artık. Bununla beraber artık o yıkılan Sovyet İmparatorluğu'ndaki o Türk dünyasındaki insanlar kendi Türklüklerini ve kendi yaptığı işleri de ortaya koyuyor. Biz kısa döneme gidelim. Yani 10 bin yıl önceye diye Selçuklulara ve Osmanlılara bakacak olursak onların kökeninde de yani Türk dünyasının bu kültür hazinesini buraya kadar getiren Yunus Emre'ler vardır. 13. yüzyıl büyük değerlerimiz. Sayın büyük başka kimler? Tabii Yunus Emre vardır, Mevlana'lar vardır. Ondan önce birçok düşünürler, Fuzuliler vardır. Yani ondan sonra, önce demeyeyim de, bunlar Türk kültürünü bugüne kadar getirmişlerdir. Ama bugün de artık lütfen gençlerimiz kültürlerine sahip çıksınlar derim. Burada sizin yakın tarihi alalım tespitinizden programın süresini dikkate alarak çok doğru. Türk ve İslam eserleri müzemizi değerli yönetmenimin görsel olarak da versin. 1914 İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde siyasi irade Birinci Dünya Savaşı'nın 1914-17 evet. Karar alıyor ve müzeyi kuruyor. Tarihe sahip çıkmak, Türk İslam eserlerini sergilemek adına. Bu bir bilinç meselesidir. Bu müzemizi siz gezdiniz tabii değil Gezdim, mi? Gezdim tabii. Şimdi efendim bu müzenin aslen yeri Pargalı İbrahim'in sarayıdır. Pargalı İbrahim burada bu sarayda, burada yaşamış ve burası çok Osmanlı'nın en değerli müzeler yerlerinden birisidir. Son dönemde çok güzel bir müze haline getirildi. Burada dönemin, yakın dönemin demeyeceğim, orta dönemin bütün değerleri bu müzede biriktirildi. Bunu yapanlara da şükranlarımızı sunuyoruz buradan. Çok isabetli bir
karar alınmış. Aynı müzedeki o halılar, o kilimler, o değerleri ben Azerbaycan'da da Azerbaycan Halça Müzesi diye, halça yani halı müzesi diye bir müzeleri var. Orada da aynı desenleri gördüm. Orayı da gezdiğim zaman aynı desenler, aynı ilmekler, aynı motifler ortaya çıkıyor. Bu işte Türklüğün nerede olursa olsun, ister Kırgızlarda, ister Kırgız Türklerinde, ister Azerbaycan Türklerinde, ister Türkistan Türklerinde, Özbeklerde, Kazaklarda, evet, bunların hepsinde aynı motifleri görmek mümkün. Yani burayı gezip bir de Türk dünyasına açılanlar göreceklerdir ki Türk dünyası çok büyük bir yay çizmektedir. Arkeoloji Müzesi de insanlığın ve burada bizim. Türk ve İslam Eserleri Müzesi de burada ve bizim. Burada ressam Elif Naci'nin bir sözünü müze müdürlüğünde yaptı. Evet, Türk evet. Allah rahmet etsin. Kendisiyle müzesinde. Ben görüşmüştüm de. Öyle değil mi? Tabii, tabii. Çok zarif bir insan. Çok. Duyarlı, duygulu bir insan. Bunun bir hatıram var. Anlatacağım onu da. Anlatın lütfen, ondan sonra devam edelim. Şimdi ben Tekel Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Müşavirliği ve Halkla İlişkiler Başkanlığı da yaptım. O dönem bir dergimiz vardı. Dergimize Tekel'e hizmet eden muhteremleri, kişileri, sanatçıları röportaj yaparken İHA Polisi'nin evine gittim. Evet. İHA Polisi Tekel'e, Ziraat Bankası'na, birçok Sümer Banka devlet kuruluşlarına birçok motifler çizmişti. Tekel'in de Türk grafiğinin en büyük ustası, en büyük ustalarından biri. Tabii. İHA Polisi'nin evinde röportaj yaptım kendisiyle. O dönem İHA Polisi kapı çaldı. Bir bey geldi. Ben tanımıyordum kendisini. Elif Naci, evet, ve Şahabettin Balcıoğlu. Evet. İkisi beraber geldiler. Orada tanıştık kendisiyle. Çok zarif, çok ince bir insan kendisi. Allah rahmet etsin. Ve kendisine beyefendi ben sizi tanıyamadım, özür dilerim dedim. Çıkardı cebinden bir kart verdi bana. Sadece Elif Naci yazıyor. Altında da telefon numarası. Sordum İHA Bey, bu bey kim dedi. Dedi ki müze müdürü. Aynı zamanda ressam. Aynı zamanda sanatla istişare etmiş çok eserleri olan bir zattır dedi. Tanımadın mı dedi. Ve bu hakikaten beni çok duygulandırmıştı. Şimdi 3 aylık resim yapan ressam, sanat danışmanı bilmem ne diye yazıp kartlarına verenler bence bundan bir pay çıkarması lazım. Evet. Sadece Elif Naci vardı. Senelerce müze müdürlüğü yaptım. Evet. Kendi kültürel köklerimizin en önemli eserlerin olduğu müzeye sanatçı adaylarından, ressamlardan gelen insan sayısı hiç yok denecek kadar az diyor. Kabe gibi görüp Fransa'ya gittiler. Batı'ya gitmeye karşı değilim ama kendini bilmek, kendi olmak diyor. Buradan uzak kalındığı zaman ne olunabilir diyor. Sizin söylediğiniz yalnızca silahlı gücüyle saldırmıyor emperyalizm. Dağıtmaya çalışırken tarihle bağını koparmaya çalışıyor. Maalesef, evet. Köklerini kaybettirmeye maalesef çalışıyor. Evet. O da kültüre saldırı, sanatın esasına saldırı. Ruhtur sanat. O kayboldu günümüzde. Evet, evet, maalesef. Şimdi efendim Yunus Emre der ki ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Evet. Şimdi eğer kendimizi kaybedersek okumak fuzuli yani boşuna okumuş oluruz. Onun için Yunus Emre Fuzuli'nin de çok değerli Türklükle ilgili sözleri vardır. Her ne kadar Fuzuli niye Araplar veyahut İranlılar sahip çıkmaya çalışsa da Fuzuli özbeöz Türktür ve Azerbaycan'da da Fuzuli Müzesi vardır. Onu da gidip görmek lazım bence. Çok şey anlatıyor o müze. Ben sizin bulunduğunuz ortamda daha önce de söyledim. Bir kez daha 5 Ağustos'a kadar katılım devam ediyor. Zeliha Özdenir Nakipoğlu Halk Bilimi Yarışması. Mütevazı bir yarışma.
Annesi Engin Ortaköylüoğlu'nun gayretleriyle, halk bilimci, saygın hanımefendinin gayretleriyle sürüyor. Biz de görev olarak yapıyoruz. Birinde Türkiye'nin tek kadın orkestra şefi İnci Özdil, kardeşi Sıdıka Hanım'la besteci, klasik müziğinin saygın bestecilerinden, sanatçılarından Sıdıka Özdil'le birlikte yaptılar ve güzel sonuç aldılar. Sonrasında da biz mütevazı olanaklarla halk bilimi yarışması yapıyoruz. Son katılım tarihi zaferbilgine@yahoo.com yazılı olarak tekrar belirtilecek. zaferbilgine@yahoo.com adresine gönderilebilir. Aydınlık gazetesinden önümüz günlerde görülebilir. Halk bilimine sizin verdiğiniz emekleri, bir grup çalışması da var. Siz internet üzerinden bunu sürekli sürdürüyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Evet, şimdi halk bilimi konusunda ben uzun yıllar Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği yarışmalarda seçici kurul üyesi olarak yurt içinde ve yurt dışında jüri üyeliği yaptım. Ve tescilli de yani uluslararası alanda da yine şu anda yapılan yarışmalarda hem giysi dalında hem halk oyunları dalında jüri üyeliğini devam ettirmekteyim. Ve bu arada tabii kültürel ve sanatsal olarak da folklorumuzu yani halk bilimi alanında resim çalışmalarım da var. Şimdi yapılan bu çalışmalar otantik değerleri kaydetmek kaydıyla hem görsel hem yazı olarak kitaplara da yazmaya başladım, kitaplar da yayınlamaya başladım. Bu alanda Anadolu Kadın Başbağlamaları resimlerimi bir doktora tezi haline getirmiş gibi bir kitap haline getirdim ve bu basıldı. Ayrıca sizinle daha önce yayınımızda arz ettiğim bir kitabım vardı. Baykuş'un Gözleri, orada yine kültür sanat alanında bir yayın hazırladım ve yayınlandı. Buraya getirmeyi edinebilirler izleyicilerimiz. Baykuş'un Gözleri halen piyasada tabii var. Olan bir kitap. Kültürel bakışınızı örnekleyerek koyan. Evet ve geniş bir yelpaze içerisinde kültürel bakış ve sanatsal alanda yakın tarihin sanat olaylarında içine alan bir kitap. Ayrıca Haşhaş Çiçekleri ve Cennet Bahçesi Cehennemi ki de romanım var. Bu romanların birisi bir genç gazetecinin yaşamda serüvenlerini anlatan bir roman o Haşhaş Çiçekleri. İkincisi de onun yaşlılık dönemini, o gazetecinin yaşlılık dönemini anlatan, daha doğrusu orta yaş dönemini anlatan hikayeyi konu alan peş peşe iki roman yaz. Şimdi de biraz dışarı açılarak, şimdi bunu çok insan bilmez üstadım, bir çalışma yapıyorum. Bu Van Gogh'un tasavvufu yönünü anlatıyorum. Van Gogh, biliyorsunuz belki çok kişi bilmez, Van Gogh tasavvufu bir ressamdı. Van Gogh'un babası papazdı. Van Gogh'u da kendisinin de kendisi de Van Gogh'u da aldı papaz okuluna. Evet. 17 yaşına kadar papaz okulunda Van Gogh'u eğitmeye çalıştı. Fakat Van Gogh oradan kaçtı. Tanrı bu dört duvar arasında sığmaz dedi. Tanrı tabiattadır dedi. Ve oradan ayrılarak tabiata kendisini attı ve Van Gogh'un yaşam hikayesindeki resimlerindeki tasavvufu olayları ortaya çıkarmaya çalıştım. İncil'i, Tevrat'ı ve Kur'an'ı okuyarak onların resimlerindeki dini kitaplardaki yerini araştırmaya çalıştım. Resimleri bu arada okumada, Batı sanatında eser okumada İkonografi, herkesin birleşeceği kültürel değerler vardır. İşaretler, semboller vardır. Oradan giderek anlam yüklenebilir.
Buzda, bu bizde de dilde çok var tasavvufun esasında. Alt metin daha derinde olan var. Eğer ruh yoksa, eğer onun iç karakteri, yaşayan özü, geleceğe dönük olarak yalnızca formla ifade bulması mümkün değil. Mümkün değil. Örneğin mesela Van Gogh'un eserlerine baktığın zaman bir selva ağacı, bir tarafında güneş, bir tarafında gece karanlığı ay var. Mesela halkala ay ve yıldızlar var. Kur'an'ı açıp okuduğun zaman diyor ki, Tanrı diyor ki, biz isteseydik geceyle gündüzü bir araya getirirdik. Orada selva ağacıyla Van Gogh ayırmış. Bakın yine Van Gogh'un Zeytin Ağaçları diye bir eseri var. Orada diyor ki, yine Kur'an'da da İncil'de de var. Biz size nemalar verdik, onları biz size zeytin taneleri verdik, nemalanın diye. Suyunu da, yağını da kandillerinizde yakın diye. Van Gogh'un Zeytin Ağaçları resimleri var mesela. Yine Van Gogh'un yürüyen dağları var. Kur'an'da diyor ki, biz isteseydik dağları denizlere katar, dağları yürütürdük diyor. İncil'de de bu var. Van Gogh oradan bütün resimlerini inceledim ve bütün o ayetlerden, Tevrat'tan, İncil'den, bilmiyorum belki de Kur'an'dan da almıştır. O oradan tasavvufu yönü, resimlerindeki gizli tasavvufu yönünü araştırmaya çalıştım ve bunu hazırlıyorum. İnşallah ömrümüz yeterse yayınlarız. İlginç bir başlık. Merakla bekliyorum ben de. Üzerinde kitap olmadan önce de izninizle incelemek, okumak isterim, paylaşmak isterim. Memnuniyetle. Peki sizin kadın baş bağlamaları Asya'nın en doğusundan Balkanlara kadar, Kafkaslar, Balkanlar, Karadeniz'in kuzeyi, güneyi, her tarafta, Anadolu'muzun her noktasında kadınlar, güzel kadınlarımız, analarımız, kardeşlerimiz ve baş bağlamaları. Bunların anlamı üzerine genel bu programın çerçevesi içinde bir şey verin bize. Tabii memnuniyetle. Şimdi, Van Gogh'un resimlerindeki selviler gibi onların da anlamları var değil mi? Tabii olmaz mı? Şimdi Amerikalılar 1960'larda değerli yönetmenim, sanatçımızın Ekber Yeşilyurt'un güzel resimlerinden örnekler verecektir değerli izleyiciler. Teşekkür ediyorum. Amerikalılar, ben iletişim fakültesinde okudum. Güzel sanatlar ihtisası da yaptım. Şimdi Amerikalılar 1960'lı yıllarda halkla ilişkiler, PR, işte iletişim diye dünyaya biz halkla ilişkileri bulduk diye bir yayın yaptılar. Ve Türkiye'de 60'lı yıllarda girdi oldu. Ancak bizim Anadolu'da Anadolu kadın baş bağlamalarıyla binlerce yıl önce iletişim sağlanmıştır. İletişim sağlandı, tabii konuşuldu. İletişim bu, evet, iletişim baş bağlamayla verildi ve alındı. Evet, iletişim sağlandı. Şöyle ki, örneğin genç bir kız evlenmek istiyorsa, bir annesine, babasına veya yakınlarını açamıyorsa, nişan yapılmasını istiyorsa, başına bir sümbül çiçeği takar, çeşme başına gider, orada komu komşu bakar, ha bu iletişim yoluyla sümbül çiçeği genç kızın nişanlı olmak istediğini ifade ediyor. Veyahut evli bir kadın, dul bir kadın diyelim, kocası ölmüşse başına kara bağlar, o kara bağlamayla dul olduğunu etrafına, yaslı olduğunu daha doğrusu etrafına ifade eder. Veyahut taze gelinse başına gelin telleri takar, mahallede, düğünlerde gezer, yeni gelin olduğunu ifade eder. Şimdi bunların yanında bir de baş bağlama yanında baş bezemeleri vardır. Mesela zengin ailelerin kadınları ve genç kızlar veyahut evli kadınlar gelin başlarını süslendiği zaman zengin eliklerim oradan gelmekte. Hoca Nasreddin diye bir kitap almıştım oradan. Çocuk kitabı. Hoca Nasreddin Nağılları
Yani Hoca Nasreddin'in hikayeleri, nağıl hikaye anlamında. Hikayeleri halen duruyor o. Şimdi onu getirip Kiril alfabesinden Türkçe'ye, biraz da Kiril bildiğim için Türkçe'ye çevirdiğim zaman yani orada kökte verilen işaretler, mesajlar Türk kültürünün özüdür. Hoca Nasreddin bilinmiyor bir kişi. Yani yalnız biz Türk dünyası, yani Türkiye'ye mal ediyoruz ama gidin bütün Türk dünyasında Hoca Nasreddin'in, yani Nasreddin Hoca'nın nükteli şeyleri halen yaşanır. Halk içerisinde yaşanır. Bunları fakat bize unutturuluyor bunlar. Maalesef unutturuluyor. Yani bunlar okullarda mesela bence Nasreddin Hoca diye, Nasreddin Hoca'nın hikayeleri diye bir şey yapılması lazım. Kitap basılıp dağıtılması lazım. Kesinlikle yapılması lazım. Atatürk Üniversitesi'nden çok değerli hocamız Ahmet Selim Doğan Bey, Profesör Doktor Ahmet Selim Doğan Bey gönderdi. Sırbistan'da yaşayan Türk kültürü unsurları, mirasımız. Bu biraz önce adını andığım Zeliha Özdenir Nakiboğlu yarışması için, halk bilimi yarışması için kendileriyle temas kurmuş idik. Gönderdikleri çok özet anlamlı makaleyle ufkumuzu da açtılar ve gönderdiler. Buradan baktığımız zaman sizin kadın başlıklarınızla ne kadar ortak Sırbistan halk danslarında başlıklar olduğunu görüyoruz. Burada başka bir değerli profesörün, Ksenija Aykut Profesör Doktor, ortak kültür miras örneklerinden Nasreddin Hoca, oryantal tip şehir evi ve pirot kilimi makalesi. Yani bunların çok da üniversitelerimizde, farklı okullarda, hatta ilk öğretime kadar kültürel köklerimizle devam etmesi lazım. Biz yaklaşık aynı kuşağız. Milli güvenlik bize herkesin geçer not alacağı bir dersti. Değil mi? Tarım dersi vardı. Kimse sınıfta kalmazdı tarım dersinden. Bütün şeyler böyle. Yani iç yapısını inceliyorduk kurbağanın ama Türk kültürünün kökleri konusunda şey yoktu. Vatan denilen şey yalnızca toprak değil ki, yalnızca askerle korunmaz ki, kültürle savunulur, evet, korunur. Onunla geliştirilir, inşa edilir, geleceğe taşınır. Tabii. Şimdi efendim çok haklısınız. Bakın eski öğretmen okullarında hatırlarsınız mesela Hasan Oğlan Öğretmen Okulu vardı, Cilavuz Öğretmen Okulu vardı. Bunlar buralardaki öğrencilere öğretilen şeyler. Reçel yapma, turşu yapma, mandolin çalma, odun kesme. Bunların hepsi öğretilirdi. Yani halk bilimi oradan başlardı. Şimdi maalesef bunlar yani... Aşık Veysel de orada gider ders verirdi. Ders verirdi. Yani bunlar eğer bir fiil öğretip bugün apartman çocukları ellerinde telefonlarıyla veya bilgisayarlarıyla onları artık görmüyorlar. Ve bu unutturuluyor. Yani bilerek değil, bilmeyerek unutturuluyor. Yani her ne kadar milli eğitim çabalasa da... Bilmeyerek sadece bilincinde olmamakla açıklanamaz. Siyasi irade karar verdi. Bugün 16 Temmuz, 15-16 Temmuz o Amerikancı darbe girişimi, Fethullahçı çetenin ama Amerika'nın o darbe girişimi kesinlikle hemen akabinde çok kısa bir süre sonra siyasi irade karar verdi. İkinci İsrail için Akdeniz'e açılmak istenen sözde Kürt devleti, ikinci İsrail için, evet, o kurulan oyunu bozmak üzere oraya girdiğinde Türk ordusu 7. Süvari Alayı'nı TRT'de oynattılar. John Wayne'ın oynadığı 7. Süvari Amerikan filmini. Ben bu ekrandan
Bunu yapan alçak, ahlaksız kim diye seslendim. Karşılık bulduğumu bilmiyorum. Rütük vardı, oraya bir ihbardı bu. Yani Türkiye savaşırken emperyalizme karşı John Wayne'ın 7. Süvari Alayı'nı oynatamazsınız. Evet. Burada halen devlet içinde Gladio'nun etkisi halen var ve bunun kırılması gerekir. Bu programlar bunun için gerekli. Türkiye'den bakarak dünyayı istediğimiz için, kendi kültürel köklerimize dayanmak istediğimiz için, masumca. Evet, evet. Şimdi Makedonya'ya ben bir 5-6 defa orada geziler yapıp ve aynı zamanda kültürel değerleri Makedonya'daki değil, Türk kültürünün kültürel değerlerini de araştırmasını da yaptım. Şimdi maalesef en basit örneğini ben size anlatmak isteyeceğim. Biliyorsunuz Makedonya'da Bosna'ya gittiğiniz zaman orada bir köprü vardır. Eski Türk bölgesiyle şu andaki Makedonların yaşadığı bölgeyi İskender'in bir heykeli var. Orayı ayıran bir köprü. Oradaki, o köprü Mimar Sinan'ın eseri. O köprüdeki Türklerle ilgili ne varsa maalesef hepsini söküp atmışlar. Evet. Ve yeni yeni uyanılıyor ve yeni yeni oradaki o eski değerler yerine konulmaya çalışılıyor. Şimdi bu ne demektir? Bu demektir ki ne kadar siyasi bir baskı olsa da, ne kadar topu, tüfeğiyle dünya, Türk dünyasının üstüne gelse de yıkamazlar. 500 yıl orada karşılığı yaşanmış. Yani yıkamazlar. Eğer bilinci, insan Türklük bilinci, Türklük deyince şövenizm yapmıyorum. Yani yaşadığımız bu toprakların ne kadar değerli olduğunu yeni yeni anlıyorlar. Petrolü, altını veya toprağın altındaki cevheri yeni yeni ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bunlar dışarıdan, uydudan izleniyor nerede ne olduğunu. Önceden kapattığı yerleri bugün tabii, siyasi irade bulup çıkarmanın peşinde. Yani bunu bizim önce kültürel değerlerimizi yıkmaya çalışıyorlar. Tabii. Daha sonra madenlerimizi veya yalnız uyanık olmak lazım. Uyanık olmak lazım. Bakın tarımımızı bitirdiler. Evet. Maalesef tarımımızı bitirdiler. Neymiş efendim bilmem nereden gelen tohum daha iyiymiş atalım. Bir dönemin Cumhurbaşkanı rahmetli oldu. Bir koyacağız, 10 alacağız efendim dedi. Halbuki yanlış bir düşünceydi. Biz bir koyduğumuz bir alamıyoruz artık. Bunun için önce kültürel değerlerimize, sanatsal değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bakın Osmanlı döneminde şunu da ifade etmek istiyorum. Bazı sanat adamlarımızı Fransa'ya, Avrupa'ya gönderdiler. Osmanlı paşaları, paşa çocuklarını. O dönem Avrupa'da iyi ressamlar oldular, sanatçı oldular, ülkemize geldiler. Ha bugün bir Osman Hamdi'yi ele alırsak, Osman Hamdi Avrupa'da iyi bir sanat eğitimi aldı ve ülkemize geldi. Paşa çocuğuydu Osman Hamdi. Aynı zamanda benim çalıştığım, 30 yıl hizmet ettiğim kurum rejinin başına geçti. O zaman Duyuna Umumiye döneminde Osman Hamdi ilk tekel genel müdür oldu. Yani o zaman rejiden geçen İnisarlar İdaresi'nin başındaydı. Ve bakan olarak da görev yaptı. Osman Hamdi Süpermen gibi bir adamdı. Bir bakıyorsunuz arkeoloji müzesini kuruyor. Bir bakıyorsunuz üniversitede Güzel Sanatlar Akademisi'ni kuruyor. Ve bir bakıyorsunuz Maliye Nazırlığı yapıyor. Ve bunun yanında da sanatla uğraşıyor. Ve sanatı Türk kültürüne kendi kültürel değerleriyle, dönemin kültürel değerleriyle kültürümüze kazandırmış oluyor. Şimdi Osman Hamdi'nin yalnız kaplumbağa terbiyesine baktığımız zaman onun kendi portresi olduğunu düşünmemek lazım. Onun o üstündeki giysiler, onun o işlemeleri iyi incelendiği zaman bizim
kültür değerlerimizin, sanatsal değerlerimizin 600 yıllık bir simülasyonunu bize göstermiş oluyor. Bu bir belgeseldir. Ancak o dönem Osman Hamdi onu yapmasaydı, kendi üstündeki giysiyle, kızının üstündeki giysileriyle, oğlunun üstündeki giysileriyle onları yapmasaydı, biz onları belki de görmeyecektik. Bakın bütün Avrupalı ressamlar kendi döneminin resimlerini yaparken kültürel değerlerinde işlemişler ve bu kalıcı olmuştur. Picasso da dahi İspanyol kadın baş bağlamalarını yapmış. O dönemin baş bağlamaları bugün kendi tarihlerine ışık tutuyor. Biz neden yapmayalım, kendi kültürümüzü neden işlemeyelim diye ben de Anadolu kadın baş bağlamaları üzerine çalışmalarımı yaptım. Folklorik açıdan değerlendirilmek üzere ve sanatsal açıdan değerlendirmek üzere izleyicinin takdirine bıraktım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür size ederim. Tanımak neredeyse 50 yıla yaklaşacak tarih içinde sizi izlerken bu toprağın insanını, yalın, düzgün bu toprağın insanını gördüm. Saygıyla yaklaştım. Bulunduğunuz yerlerdeki etkinliklerde haberci olarak olduk. Sergiyi gezen insan olarak olduk. Hep tebessümle karşıladınız, hoş geldin derken herkese bu beraberlikte izleyiciler de mutlu oldular diye umuyorum, düşünüyorum. Tarihi bir günde 16 Temmuz'da biz umutla tarihimizden geleceğe dönük baktık. Sürenin sonundayız. Saygıyla teşekkürler. Son olarak bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Benim 4 arkadaşla Kültür Bakanlığı'nın Zafer Tuna... Tarık Zafer Tunay'a. Tarık Zafer Tunay'a galerisinde önümüzdeki cumartesi saat 5'te bir resim sergimiz olacak. Orada benim Anadolu Kadın Başbağlamaları ve diğer arkadaşların çalışmalarını görebilirler. Bunu herkesi hem aydınlıkta haber yapacağız hem de o güne ulusal kanaldan duyuracağız. Çok teşekkür Mutlulukla ederim. Duyuracağız. Çok teşekkür ederim. Bütün izleyicilere saygılar, sevgiler sunuyorum. Konuğum Ekber Yeşilyurt. Gördüğünüz değerli izleyiciler, saygıyla. Dur.